Gün bugünden merhaba değerli dostlar, sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Bugüne kadar bizim yaptığımız, sizin seyrettiğiniz ve iltifat buyurduğunuz programlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Size de minnettarız. Hem takip ediyorsunuz, seyrediyorsunuz, tabiri caizse like yapıyorsunuz, seviyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş dalga dalga, bu güzel iş, bu hayırlı iş evlerden evlere adeta merhamet şebekesi döşüyor Necip Fazıl'ın dediği gibi. Biz de bu gün bugün de malum haliniz değerli konuklarımızı hikayeleriyle birlikte sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Çünkü çok ilginç hikayeler var. Çok ilginç hikayeler var. Türkiye'de başarıdan başarıya koşmuş, başarıya doyamamış, mutluluğu tatmış, mutluluğa doyamamış ve başkalarını mutluluğunu ortak etmiş bu güzel insanlar gün gelmiş mağdur olmuşlar, mağdur edilmişler, yalanlara, iftiralara, bühtanlara maruz kalmışlar ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Peki ülkelerine küsmüşler mi, küsmemişler mi? Gittikleri yerde ne yapıyorlar hali hazırda? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Nasıl hizmet üretiyorlar? Üretkenliklerini sürdürüyorlar mı? Bunların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız programlarda çok müthiş örnekleri sizlere takdim ettik elhamdülillah. Bunun için Allah'a şükürler olsun. Bugün de Türkiye'de başarıdan başarıya koşmuş, Türkiye yurt dışına ilk defa Türk okullarıyla açıldığında ilk giden genç arkadaşlarımızdan birisi olmuş, oradaki mağduriyetleri, mazlumiyetleri yaşamış fakat hiç geri dönmeyi düşünmemiş. Bilahare kendisi başka ticari hayata atılmış, yine hizmet üretmeye devam etmiş ve 15 Temmuz dediğimiz o kırılma noktasından sonra o da Türkiye'de artık yaşayamaz hale gelmiş ve Almanya'ya göç etmiş. Göç etmiş de durmuş mu? Hayır. İşte kendi hikayesini dinleyeceğiz. İngilizce öğretmeni, ticaret adamı Oktay Özdemir hocamız. Bugün bizim gün bugünün konuğu efendim. Oktay hocam hoş geldiniz programımıza. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Yayınıza ağırladığınızdan dolayı. Minnetlerimi arz ederim. Bilmiyorum. Sağ olun. Almanca bildiğimiz tek kelime, tek cümle var. İhlibedi. Bu herkes herkese söyleyebiliyor mu yoksa sadece beyler bayanlara, bayanlar beylere mi söylüyor bilmiyorum. Ama eğer herkes herkese söylüyorsa ihlibedi. Sizi seviyoruz Oktay hocam. Programımıza çıktığınız için ayrıca minnettarız. Teşekkür ederim. Yayınımıza konuk olmak benim için şereftir. Ayrıca teşekkür ederim. İhli bedik genelde karşı cinse karşı söylenen hani seni seviyorum ifadesinden hani sana aşığım seviyorum kastında hani karşı cinse duyulan duygu ifade eder. Genelde işmak diş denilen sizi beğeniyorum gibi hani I love you değil de I like you gibi düşünebiliriz İngilizce karşılığı. Tamam. Evet, biz evet. O zaman Türkçe söyleyelim. Yaptığınız işlerden, hizmetlerden dolayı sizi takdir ediyoruz, beğeniyoruz ve yürekten seviyoruz. Efendimiz buyuruyor ya, sevdiğinizi söyleyin. Kimi seviyorsanız o anlamda biz de sevgimizi, muhabbetimizi ifade ettik. Kıymetli hocam sizi tanımak istiyoruz. Türkiye'de başarılı işlere imza attınız ama yurt dışına giden ilk belletmenlerden birisiniz. Ama o sürece kadar geçen eğitim süreciniz, yurt dışına çıkış süreciniz ve bu arada karşılaştığınız zorluklar, 15 Temmuz'dan önceki hayatınızı biraz bizimle paylaşın ve daha sonra 15 Temmuz'dan sonraki göç hikayenizi dinlemek istiyoruz. Hayır efendim, teşekkür ederim öncelikli olarak. Ben Oktay Özdemir, 1973 Tokat Reşadiye doğumluyum. 7 yaşına kadar, ilkokul başlayana kadar çocukluğum yazları Tokat'ta, kışları Samsun'da geçerdi. Daha sonraları ilkokul, ortaokul ve liseyi babamın işlerinden dolayı İstanbul'da okumak durumunda kaldım. İstanbul'da özellikle orta 2'ye giderken sınıfta kalmıştım. Tek ders matematikten o zaman kalma vardı. Sınıfımızda 2 kişi matematikten 4 almıştı. Birisi ben, birisi bir tane kız vardı. Ağlayın hoca sizi geçireceğim demişti. Kız ağlamıştı, onu geçirmişti. Maalesef ben tabii erkeklik var serde. Ağlayamamıştım. Onu yedirmediniz, ağlamadınız ve sınıfta mı kaldınız? Evet. O sırada o bir de işte ölçütmüş yani dehşetli bir matematik formülü bu. Ağla sınıfı geç. Hemce deltete bilmem ne filan.
Çok orijinal. O döneme ek olarak da bir de iş teknik dersinde tenis raketi yapmıştım. Öğretmen iş teknik dersinde 10 vermişti. Babam da sen dedi beni mi kandırıyorsun dedi, okul okumuyorsun dedi, oyun oynuyorsun dedi. Tenis raketimi, kitaplarımı, her şeyimi yakmıştı. Ve dedi ben dedi seni okula göndermeyeceğim dedi. Zaten bir de sınıfta kalmıştık. Seni tamirciye vereceğim dedi. Git dedi tamircide çalış. Ben de o sırada evimize yakın bir matbaa vardı. Matbaaya gittim. Matbaada çalışmaya başladım. Tabii biraz para kazandım. Ondan sonra matbaada olduğundan dolayı defter yapımı vardı. Mahalleli çocuklar dahil olmak üzere hemen hemen herkesin defterini de hediye ediyordu patron. O noktada seviyordu bizi. Ben biraz daha cesaretim kazanınca babamı gittim müdüre şikayet ettim. Babamı müdüre şikayet edince müdür babamı çağırdı. Bu çocuk dedi okuyacak dedi. Babam yoksa hapis yatarsın deyince babam beni okula göndermek zorunda kaldı. Hayatımda yaşadığım ilk cebri lütfi ilahidir bu. O sene ben hizmet hareketiyle Allah nasip etti ortaokul yıllarında 1988'de hizmette tanıştım. Daha Bir sonra sene kalmış olmak ayrı bir rahmete inkılap etti. ilk başta babama çok kızıyordum da daha sonraları babama bu okula göndermemesinden kaynaklı neticesinde hizmetle tanışmama vesile olduğu için ayrıca minnettarım yani. Çünkü o dönemde kuzenim üniversiteye gidiyordu, dayımın oğlu. Ben ona sormuştum, ya dayı oğlu bu üniversite işleri nasıl? Bir bana anlasan da hani ben de üniversiteye gitmek istiyorum, merak ediyorum. Sen kim, üniversite okumak kim? Demişti. O hala yüreğimde aklıma geldikçe derim neden öyle dedi ki? Deyince Pişman olmuştur sizi sonradan bu halinizi görünce. o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yani Allah rahmet eylesin. evet okuduğumu görünce tabii sevindi daha sonraları. Çünkü bizim sülalede ilk üniversiteyi bitiren benim yani. İlk ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitiren benim. Çünkü bizim sülalenin %80, %90'ı gurbetçi, Almancı yani. Hepsi Almanya, Avusturya, Hollanda civarlarında bulunuyorlar. Daha sonra tabii hizmet hareketiyle tanışınca buradan itibaren artık Hoca Efendi'nin de İstanbul'da sohbetleri başlamıştı. Fatih vaazları, Süleymaniye vaazları, Üsküdar Peygamber Efendimiz'in ile ilgili peygamber sevgisi vaazları başlamıştı. Ben sürekli bunlara giderek hayatımda bir Peygamber Efendimiz'e yönelik sevgi, sahabeye yönelik bir hürmet, saygı, onlar gibi olma duygu düşüncesi oluşmuştu. Bu çerçevede 93 yılında lise bittikten sonra yurt dışında açılan Türk okullarının açıldığını duydukça heyecana kaplıyordum. Dedim acaba ben de bunlara gidebilir miyim düşüncesi bende oluşunca arkadaşlarla görüştüm, abilerimle görüştüm. Onların da teklifi üzerine, benim de isteğim üzerine, yani gidilebilecek en uzak yerler varsa oraya gitmek istiyorum diye söylemiştim. Çünkü bir kişinin hani öldüğü yerle ya doğduğu yer arasındaki mesafe ne kadar uzaksa diye öyle çok sevap kazanır gibi hadiseler duyunca dedim ben de dedim bu sevaptan sevap kazanmak istiyorum düşüncesiyle hicret niyetiyle Allah nasip etti Yakutistan'a gittik. Sene 93. O zaman 7 devletmen arkadaştık. İşte bir ailemiz vardı. 1,5 yaşında bir çocuğumuz, 3,5 yaşında bir kızımız, bir ablamız, bir abimiz vardı. Onun dışında 4-5 tane de öğretmen abimiz vardı. Toplam 15 kişi kadardık. Ama daha henüz okul açılmamıştı. Yani Yakutistan'a gittiğimizde. Gitmiyordunuz. Liseyi Yok ben bitirmiştiniz. 93 yaşında 93 yaşında belletmen arkadaşlarının en yaşlısıydım. 19 yaşında, 13 yılında. 19, 20 yaşındaydım. Yani 20 yaşlarındaydım. En küçüğümüz de 16 yaşındaydı belletmen arkadaşlardan. Hatta ben ona derdim, ben senin çocukluğunu biliriz diye takılırız. Şu an o da Almanya'da
beraberiz yani. Allah selamet versin. Tabii 93 yılında yapsa aileniz bu gidişe ne dedi? Daha ilk ayrılıyorsunuz. Yurt dışı, Yakutistan belki ilk defa duydular adını. Kafayı mı yedin sen, gel falan mı dediler, yoksa evladım git Allah yolunu açık etsin mi? Nasıl tepki ilk aldın? Yani orası, oğlum dedi, gideceğin yer neresi dedi. Şimdi ben de o zaman bir Orta Asya haritası vardı. Yakutistan'ın olduğu yer yeşil gözükür. O Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri diye bir harita var. O haritaya baktığımızda Bering Boğazı'na doğru, Kuzey Buz Denizi'ne doğru, Çin'in üstünde bir yer gibi yeşil olarak gözüküyor. Bir abi demişti ki, ya Oktay orası öyle yeşil gözüküyor ama dedi, öyle yeşil değil orası dedi, bembeyaz buzul dedi. Olsun abi dedik ya, gideceğiz dedik. Şimdi babama söyledim, baba dedim, ben dedim Yakutistan'a gitmek istiyorum dedim. Oğlum dedi, neresi orası dedi. Baba dedim, sağ tarafında Japonya, Amerika, Alaska, Kanada var. Aşağısında Çin, bir tarafında Moğolistan, bir tarafında Rusya var dedi. Babamın aklında Amerika'ya yakın bir yer kaldı tabii. Var. Yıllarca oğlum benim Amerika'ya doğru gitti diye insanlara söyledi. Fakat hani onu düzeltmek de zaman aldı. Çünkü hani ben kendim gitmedim. Gittiğimiz yeri de bilmiyoruz. İlk defa böyle bir yabancılık çektiğimiz bir şeydi. Uçaktan indiğimizde yaklaşık Kazakistan aktarma gitmiştik. 15 günde ulaşmıştık. Yani her gün uçak bekliyorduk. Orayı birazdan anlatabilirim. Tabii babam dedi, oğlum dedi, bir sene daha hazırlansan, her türlü imkanı sağlayalım. Baba dedim, ben gitmek istiyorum dedim, müsaade buyurursan dedim. Abi aynen şöyle cebinden evin anahtarını çıkardı. Bizim 3 tane daire vardı o sırada. Bak dedi, şu anahtar dedi. Şu karşı daire senin dedi. Bir de dedi, sana şunun kızını alalım dedi. Gel dedi, sana iş kurarız dedi, gitme dedi. Baba dedim, anahtar da senin olsun, kız da senin olsun dedim. Müsaade buyursan dedim. Hayır duanı alayım dedim. Sen dedim, bana yol ver, ben gideyim dedim. O zaman baktılar, kararlıyım. O zaman gidebilirsin oğlum dediler. Onlar da hayır duasını alarak, Allah nasip etti, 93 yılının 18 Eylül'ünde Türkiye'den ayrıldık. Peki değdi mi? Yani evi arkada bıraktın müstakil. Belki yakın bir zamanda evlenecektin, onu arkada bıraktın ve sen zorluğa talip oldun. Öyle gittiğin bir yerde ne ev var, ne park var, ne yiyecek bir yer, ne sıcak bir iklim var. Değdi mi buna? Değdi Allah'ın izniyle. Ben yani geçmişime baktığımda, hizmet hayatına, tanıştığım ilk günden bugüne kadar bana emeği geçen, yardımcı olan, yanımda bulunan, beraber oturduğumuz tüm abi, abla, arkadaş ve kardeşlerimden hepsine Allah razı olsun, hepsini minnetle, sevgiyle, duayla anıyorum. Hepsinden razıyım Allah'ın izniyle. Şimdi bir iki vaka, öyle ufak tefek şeyler, dostlar arasında ufak tefek sürtüşmeler olsa da, hani incir kabuğunu doyurmayan şeyler, böyle hani gündemi oluşturacak konular değil benim için o noktadan baktığımda. Şimdi ömrümün geçirdiğim en güzel günlerdi. Çünkü Yeni Bostan'ın dışına çıkmamış insanlardan, yani Tokat'tan çıkmışım, İstanbul'a gelmişim. Yeni Bostan'ın bir başından bir sonuna gittiğimiz geldiğimiz yer buydu. Birdenbire uçağa atladık Kazakistan'a, oradan Yakutistan'a gittik. 15 gün kadar Kazakistan'da her gün uçak bekliyoruz. Havaalanına gidiyoruz valizlerle, uçak dolu dön geri. Tekrar her gün 15. günde uçak bulduk. Kazakistan'dan da yaklaşık 8 saat kuzeye doğru uçarak Yakutistan'a vardığımızda yanılmıyorsam 5 Ekim 93'tü ve dışarıda uçağın kapısı açıldığında -18 derecelik bir soğuk vardı o zaman. Yani Yakutistan'a baktığımızda kışın ben -62'yi bizzat o zaman gözlerim görüyordu, gördüm. Yazında +40'a varan derecede sıcaklığın olduğu, +100 dereceden bahsettiğimiz bir coğrafya. Barış Manço'nun da hatıralarında anlattığı yer değil mi Yakutistan? Tam onu hatırlamıyorum. O hatıralarında var mı? Şimdi geçmiş zaman, özür diliyorum. Estağfurullah.
Şimdi gittiğimizde okul henüz açılmamıştı. Biz ortada okul yoktu. Gitti, Yapsan'a gittikten sonra orada işte beraber Milli Eğitim Bakanı'yla, Milli Eğitim Müdüresi'yle tanışma fasıllarımız başlamıştı. Orada bir dinlenme tesisi gibi bir yer vardı. Orada kalıyorduk. Hani bu yaşlıların dinlenme yerleri olur ya, böyle hani tatile başlıyor ya da hastalık tedavisi için gittikleri yerler oluyor. Öyle yerlerde kalıyorduk. 15 gün kadar kaldık. Ondan sonra bir ev tutmuştuk. O sırada Milli Eğitim Müdüresi Olga Hanım vardı. Onunla tanışmıştık. Biz tabii bizden önce gitmiş olan iki abimiz vardı. Bir de biz altı belletmen arkadaş gittik o gün. Milli Eğitim Müdüresi ile görüşüyoruz. Bize baktı, hepimiz genç arkadaşlarız. Dedi, buraya dedi neden geldiniz diye sordu. Biz de dedik ki ya buraya dedik hem çocuklarınızı öğretmeye, eğitmeye, hani hem belletmenlik yapmaya, hem öğretmenlik yapmaya, hem de üniversite okumaya geldik dedik. Hanımefendi kahkahayı bir patlattı. Yani avazı çıktığı kadar gülüyordu orada. İnanmadım. Dedi belletmene, öğretmene ihtiyacınız var dedi. Siz kimsiniz ki dedi bizim çocukları öğreteceksiniz. Daha siz çocuksunuz demişti. Hiç unutmam bunu. Ondan sonra biz de dedik ki ya bize bir 6 ay müsaade edin. Eğer dedik biz de memnun kalmazsanız, beğenmezseniz. Biz dedik ki geldiğimiz gibi ya çantamızı da bırakır, ceketimizi de bırakır. Geldiğimiz gibi geri gitmesini de biliriz dedik. Aradan biraz zaman geçti. İlk başta bir devlet okulunun bünyesinde iki sınıflık yer vermişlerdi. Öğrencileri almıştık. O sene 50 tane öğrenci almıştık. Bu 50 öğrenciden işte hayatın her kademesinden öğrenciler vardı. Yani Cumhurbaşkanı'nın çocuğu da, Savunma Bakanı'nın çocuğu da, 7-8 tane milletvekili bakan çocuğu, ondan sonra fakir ama çok zeki çocuklar. Farklı kesimler, insanlar imtihanları kazanmış. Artık okullarda okumaya, yani devlet okulunda iki sınıfa gidiyorlardı. Bizim bu çocuklarla bu sırada tanışmamız, kaynaşmalarımız devam ederken bir tane okul yeri tahsis ettiler. İki katlı, çok şirin, bahçesi olan bir okul tahsis ettiler. Bu okulu biz hani eğitime yetiştirelim diye velilere de haber verdik. Bir baktık Cumhurbaşkanı'nın eşinden tutun da Savunma Bakanı, kendisi ve eşi başta olmak üzere. Velilerin çoğu o gün gelmişlerdi. Biz öğretmen arkadaşlarla beraber, öğretmen abilerle beraber okulun ranzalarından tutun da sıra masalarına varana kadar her şeyini velilerle birlikte düzenlemiştik. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın eşinin okulda temizlik yapması, yerleri süpürmesi, silmesi beni çok etkilemişti yani. Türkiye'de görmeye alışık olmadığım bir hadiseydi. Zaten ömrümde bakan milletvekilini sadece televizyonda görüyorduk. Orada ilk defa canlı görünce ayrı bir heyecan olmuştu. Hiç unutamam bu hadiseyi. Evet. Yani genç olmanıza rağmen Yakutistan yöneticileri sizdeki o enerjiyi hissetmişler, fark etmişler. Muhtemelen Türkiye'deki o birikimi de biliyorlardı. Oradan da referansları vardı ve sizi bağırlarına bastılar. Siz de fazlasıyla onların beklentilerini karşıladınız. Fakat üniversiteyi okurken zorlandınız mı? Çünkü farklı bir dil, farklı insanlarla karşılaştınız mı? Sizin üniversite hayatınızı etkileyen, orada sizi zorlayan farklı insanlarla karşılaştınız mı? Üniversite konusunu anlatmadan önce bir şey daha Yakutistan'la alakalı. Lafınıza sığınarak. Şimdi Saadettin Başar abi geçen sizin programınızda Yakutistan'daki işte Olga'nın da sürekli okula gelip denetlemesini istiyor. Hani gelin de hani okulun öğrencilerin başarılarını görün diye bir hadise anlatmıştı. Şimdi orada bu geçen süre içerisinde o çocuğun hani kapı gıcırdaması olarak
anlatılan ve o çocuğun içeri girmesi hadisesinden sonra çok geçmedi. Bir gün müdür abiyle beraber onun odasında oturuyorum. Olga Hanım hışımlı bir şekilde içeri geldi, kapıyı açtı. Nasıl olur? Olmaz, mümkün değil, imkansız gibi cümlelerle içeri girdi. Biz de dedik ki ayağa kalktık. Eyvah dedik, yani acaba dedik okulu kapatmaya mı geldi, ne oluyor? Endişesini yaşıyorduk. Ondan sonra dedik ki Olga Hanım buyurun lütfen bir çay kahve, yani oturun görüşelim şeklinde tedirgin bir yaklaşım söyleyince dedi ki bizim dedi yıllardır yapamadığımızı siz 6 ayda nasıl başardınız dedi. Benim unutmadığım sahne öğretmen abinin, müdür abinin hani koltuğuna geri yaslanıp böyle hani o kendi heyecanını nasıl yaşadığını o sahneyi hiç gözümün önünde gitmez. Hani o başarını vermiş olduğu, hani korkunun yerine sevincini aldığı bir andı o sahne. Hiç unutamam. Olga Hanım çay kahveni içerisinize dönmüştü onlar. Yani bizi genç diye beğenmeyen yani bu hanımefendi daha sonra da her türlü takdir ve teşekkürü söyleyip daha sonradan önümüzü açmıştır yani şey olarak. Evet. Allah'ın büyük lütufları bunlar. Bunlar o zorlukları ve arkasından gelen meyveleri orada gördünüz. Yani tabii zorluğa hatta, katlanınca ne büyük nimetlerle karşılaşıyor insan. 17-25 arası sürecinden yaklaşık 2 ay sonra yani Şubat gibi 2014 Şubat gibi Yakutistan'daki öğrencilerimiz bir araya gelmişler. Ya demişler biz bu süreçte hani gitsek öğretmen, belletmen ve öğretmenlerimizi desteklesek, yanlarında olduğumuzu bildirsek nasıl olur diye toplanıyorlar. 8 aile olarak, artık evlenmişler, çocuğu çocuğu olmuşlar. 8 aile olarak karar veriyorlar. Fakat programı uyan 3 aile, daha sonradan bir kişi de katılarak bunlar Türkiye'ye bizleri ziyarete geliyorlar. 17-25'ten hemen sonra desteklerini söylemek için. Ve bu çocuklar geldiklerinde biz size inanıyoruz, sizlerin yanınızdayız deyip desteklerini ta Yakutistan'dan kalkıp Türkiye İstanbul'u ziyaretimize gelmişlerdi. Onların vesilesiyle de değişik yerlerde bulunan ve çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir güzel iki gün hafta sonu geçirmiştik. Yani cuma günü geldiler, pazar günü geri döndüler. Öylesiydi. Öyle vefalı evet. İnsanlar yetiştirmişler. Öyle vefalı. Hale görüşüyor, konuşuyoruz. Sosyal medyada takipleşiyoruz. Vefa noktasında bu çocuklardan biz vefa gördük. Evet. Evet. Ehli vefa gördük diyor şair. Peki üniversite, yani vaktimizin de sınırlı olduğunu biliyorum. Hem göç hikayeniz var, hem şu anda Almanya'da yaptığınız işler var. Fakat benim bildiğim üniversiteyi okurken ta sizinle uğraşan, sizi istemeyen insanlar da var. Yani o gün istemeyenler, 15 Temmuz'da da istemeyenler, benzer insanlar. Onu anlamak açısından soruyorum. Sizinle uğraşan kimlerdi orada Yakutistan'da ya da üniversite hayatınızda? Biz üniversiteyi okurken Yakutistan'da ben İngilizce filoloji bölümünü okuyordum. Bir sene Rusya hazırlık gördükten sonra üniversite hayatı yaklaşık 5 sene sürüyor. Hani bizdeki diş hekimliği gibi son sene yüksek lisans gibi sayılır. Direkt doktoraya geçebiliyorsunuz. Biz arkadaşlarla beraber üniversiteye gidiyoruz. O zamanlar 11 arkadaştık. Üniversiteye gittiğimiz dönemlerde 97 sonlarına doğru yaklaşık 68 Türkiye'den özellikle bu Doğu Perinçek'in ekibi ve Kızıl Elmacı olduğunu söyleyen ekip birlikte Yakutistan'a gelmişlerdi. Tabii müdür bey, ya Oktay Bey bir gidip bir baksanız bir ihtiyaçları var mı? Yardımcı olabilir miyiz? Türklerin geldiğini hani bize veliler söyledi. Ben de hani tercüman olarak yanlarına gittim. Dedim ya dedim ben dedim buradaki Türk okullarını da belletmen olarak çalışıyorum. Buradaki üniversiteye gidiyorum. Sizi Türklerin geldiğini duydum. Çok sevindim, mutlu olduk. Bizi
okulumuzu ziyaret etmek isterseniz böyle sizlere yönelik bir program yapalım dediğimizde yani hiç hoş olmayan cümleler kullanmışlardı. Bizimle uğraşmak için oraya geldiklerini, bizleri buradan sürdürüp kapattıracaklarına yönelik çalışmalar yaptıklarını söylemişlerdi. Yani bizzat olayın şahidi benim yani. Daha sonra siz dedim elinizden geleni yapın dedim. Biz buradayız dedim. Gelecekseniz de bekleriz dedim. Çektim çıktım. Tabii aradan biraz zaman geçti. Bir gün yabancı diller fakültesinde yabancı öğrencilerden sorumlu müdür, benim de 3 tane dersime giren hanımefendi odasına çağırdı. Oktay dedi, ya belletmen ol ya işçi ol dedi. Ya da öğrenci ol dedi. Buna karar ver dedi. Hem o hem olmaz dedi. Ben de hem olacağım hem olacağım dedim. Çünkü dedim benim dedim belletmenim dedi okulu okumama engel değil dedi. Çünkü belletmenim 4'ten sonra başlıyor. Çünkü 4'e kadar öğrenciler çocuklarla yatılı okul okuduklarından dolayı çocuklar 3.30 4'e kadar eğitim görüyor. Biz de o sırada okuldan çıkmış çocukları devralıyoruz. Sabah 8'e kadar okul başlayana kadar çocuklarla çeşitli etkinlik, rehberlik programları, etüt çalışmaları, çocukların derslerine takviyeler gibi programlar yapıyorduk. İşte böyle bir aşamada hanımefendi dedi ki, Oktay dedi, ben dedi seni istemiyorum dedi. Bana dedi bağışlayın, kelle lazım dedi. Eğer dedi sen gitmezsen dedi, sana yaptığım işlemin aynısını diğer arkadaşlarına yapacağım. En yüksek not 10, öyle düşünün. Sana 2'den fazla not vermeyeceğim dedi. Ben de dedim isterseniz heyeti çağırın. Heyetin olun da beni imtihan yapın. Ben dedim her türlü sorulara ve sınavı cevaplamaya hazırım dedim. Olmaz dedi. Ben imtihanlara girmeye başladıkça yani yaklaşık o dönem 13 tane dersim vardı. 5 tane hoca amfide, derste Oktay Özdemir evet dışarı çık diye beni milletin ortasında, yani bu arada şöyle söyleyeyim, yani amfide 120'ye yakın insanız, yani erkek sayısı 5-10 değil yani. Yani 10 kişi yokuz yani erkek olarak. Öyle söyleyeyim. İnsanların içerisinde yani Oktay Özdemir dışarı çık yani. Dedim ya dedim ben öğrenciyim dedim, neden çıkacağım dedim. Çıkmıyorum dedim, ben burada kalacağım dedim. Yani çıkmamıştım ama sınavda yapmamışlardı. Ben de o bizi seven öğretmenlerden Türkiye'ye dönmem gerekiyor dedim. Onun için benim dedim imtihanlarımı öne alabilir misiniz dedim. Ve böylece beni imtihan yaptılar. İşte 13 dersten 8'ini verdim. 3'ünden imtihan yapmamışlardı. Bu hadiseler sizin orada cereyan ederken Türkiye'de 28 Şubat süreci var değil mi? Tabii ki 28 Şubat'ın sürecinde hemen akabinde olan hadiseler bunlar. Yani 28 Şubat süreci işte bu hizmet hareketine karşı asıl yapılmıştır demişti Perinçek bir röportajında. Bunu doğrulayan bir hatıra sizin anlattığınız. Meğer o gün dünyanın öbür ucunda açılmış Türk bayrağı dalgalanan bir okulu kapatmak için 60 küsür tane insan gelmiş oraya. Topu topu da 8-10 tane Türk gencinin bir araya gelip eğitim faaliyetlerine katkı sağladığı bir okul var orada. Evet, maalesef. Ne güzel bulmuşsunuz bu insanların. Ne güzel insanlarsınız ki bu kök, yani inanılır gibi değil ya. Muhteşem bir hatıra. Biz orada, yani orada okul açmaya gitmişiz. İnsanlar, çocuklar Türkçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor, Rusça konuşuyor, Sahaca konuşuyor. 4 dilde eğitim görüyorlar. Bu çocuklar Türkiye'yi seviyor, Türkiye sevdalısı olarak yetişiyorlar. Yani Türkiye'yi beğenen, Türkiye'yi takdir eden, akıllarına bir ülkeyi ziyaret etmek gerekirse aileleriyle birlikte Türkiye'yi ziyarete gelen insanlar olarak şey yaparken, değerlendirirken bizim arkamızdan da gelip Perinçek'in ekibi orada bunları sürün buradan diye çalışmalar yapıyorlardı. Evet. Ve maalesef üniversiteye dönelim. Sonra siz ayrılmak zorunda kaldınız oradan. Nereye gittiniz? Mecburen arkadaşlarıma olay sirayet etmesin diye. Yani
Madem hani bir tane kurban lazım, dedim ben o zaman gidiyorum dedim. Ve Yakutistan'dan ayrılmak zorunda kaldım. Oradan Moldova'ya geçtim. Moldova'da da son sınıfı, yani fark dersleri vererek, Moldova'da filoloji değil, İngilizce öğretmeni olarak 99 yılında Moldova'da İngilizce öğretmeninden mezun oldum. Sonra tekrar Türkiye'ye döndünüz. Bir ticari hayata atıldınız. Hizmetli irtibatınız bir şekilde devam etti. Hizmetler hiçbir Dernekler, zaman kapatmadım. Yani ben vakıflar. 88 yıl, 1988 yılından bugüne kadar eğer hizmet varsa benden kimse bugüne kadar hayır lafını duyamaz. Yani hizmet varsa ben bugüne kadar hiçbir zaman, bütün arkadaşlarım şahittir, yani hizmetin olduğu yerde hayır dememişimdir. Yani hep her zaman bir şey varsa öncelik hizmet demişimdir, koşmuşumdur. Yani bütün arkadaşlarım, çevremdeki arkadaşlar şahittir. Dolayısıyla bu süreçler devam ederken hizmette de aktif olarak çalışmalarımız devam ediyordu. Fakat 99 yılından itibaren ben prensip gereği dedim artık ben hizmetime daha çok faydalı nasıl olabilirim düşüncesiyle. Çünkü açılımlar çok fazla. Dünya genelinde artık hizmet ciddi manada büyüyordu. Yakutistan'daki okul ilk açılan 16. ya da 19. okuldu. Yani ilk 20'nin içerisinde. Bugün 170 ülkede varsa bu okullar binlerce, yüzlerce. Bunun ilk açılan 20 okuldan bir tanesi de Yakutistan'daydı. Rabbim de bize o zaman 93'lü yıllarda gitmeyi nasip eyletti. Buna sebep olan, vesile olan, teşvik eden başta muhterem hocama herkese teşekkür ederim yani. 99 yılında artık ben ne yapabilirim diye düşünürken bir gazetede ilan görmüştüm. İşte pazarlama alanında yetiştirilmek üzere bir insan arıyoruz diye. Ben de bu uluslararası bir firmaydı. Bu firmada 2 yıl kadar önce pazarlama asistanı olarak başladım. Pazarlama müdürü olarak faaliyetlerime devam ettim. Daha sonra başka bir Türk firmasının yurt dışı, özellikle Rusya coğrafyasındaki işlerini yürütmek üzere pazarlama müdürü ve ülke temsilcisi olarak faaliyetlerimi yürüttüm. 2004 yılında da Türkiye'ye dönerek kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Özellikle danışmanlık, yazılım, tercüme ve dış ticaret alanında 2 tane farklı şirketim olmak üzere faaliyette bulundum. Kimi de ben 20'ye yakın çalışanım vardı. 15 Temmuz darbe tiyatrosundan sonra da şirketim 6 ay kadar daha faaliyetlerine devam etmişti. O sırada 3 çalışanım vardı. Yani buraya geldiğim halde acaba dedik bir şeyler yapabilir miyiz diye faaliyetleri yürütelim düşüncesiyle devam ederken bu sefer şirketimizin banka hesaplarına el koydular. Şirketimizde çalışan arkadaşlara dava açtılar. Benim hakkımdaki davalar, ihbarlar sayısını şu an ben bilmiyorum ne kadar var. Bir röportajınızda, bir haberinizde iki isimden bahsediyorsunuz. Birisi Gökhan Açıkkollu, bir de bir denizci askerden bahsediyorsunuz. Bunlar vefat ettiler diyorsunuz bu dönemde ve okul arkadaşımdı. Şimdi bir bunlardan bahsedin özetle ve bunlara sebep olan bu insanlar, sizin mallarınıza el koydular, bu insanların ölümüne yol açtılar. Belki belletmenliğini yaptığınız o ülkelere tesir ettiler, muhakkaten zarar verdiler. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zarar veren insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi 90'lı yıllarda, 90 ile 93 yılları arasında Yeniposta'da Necip Fazıl Kısakürek Lisesi'ne gidiyordum. O dönemde rahmetli Gökhan Açıkkollu hocam 5 Ağustos'ta maalesef darbe kalkışması, darbe tiyatrosu bahanesiyle masum, hiçbir alakası olmayan nezih, nazik beyefendi bir arkadaşımı, kardeşimi maalesef hunharca işkence ederek vefatına sebep oldular. Diğeri de yanlış anlaşılmasın, Deniz Hakan Şen ismi, deniz askeri değil de Deniz Hakan Şen olarak beraber aynı okulda, aynı dershaneye gittik, aynı çorbadan, aynı tastan beraber yedik içtik bu arkadaşlarla. Evlerime, yani evimize çok gelip gittiler, biz kendilerine çok gelip gittik.
Yani lise yıllarımız hep beraber geçti. Daha sonradan da irtibatı hiçbir zaman kesmedik. Sürekli görüşüp konuşurduk. Bu iki arkadaş özellikle hiçbir arkadaş, yani okuldaki öğretmenler ve arkadaşların hiçbiri diyemez ki bu bizi üzdü. Bu iki arkadaş da gerçekten çok nezih, çok beyefendi arkadaşlardı. Yani aman diğer arkadaş üzülmesin diye, yani eğer ortada bir şey varsa kimse üzülmesin diye, yani kendini ortaya atan arkadaşlardı. Beyefendiliği ve nezaketinden dolayı ikisini de rahmetle anıyorum. Maalesef Gökhan Açıkkollu hocamı özellikle yani şeker hastası olması, gözlerinden gözlük takması vesaire, bunlar değil. Ya içeride her türlü işkenceyi yaparak bu insanı yargılama hakkını, adil yargılanma hakkını, yaşam hakkını elinden alarak hunharca bir şekilde işkence ederek öldürmeleri, şehit olması, ruhunun ufkuna yürümesi noktasında ben bunları yapanları lanetliyorum, kınıyorum. Yani bazen kelimelerin, cümlelerin sustuğu yerlerdir. Yine Deniz Hakan Şen arkadaşım, kardeşim ise o kendisi bizzat 25 defa dilekçe yazıyor. Avukat da 20 defa dilekçe yazıyor. Bu yaşadığım hastalık diyor, bugüne kadar görmediğim bir ağrı diyor. Lütfen diyor beni revire kaldırın diyor. Yani en sonunda düşüp bayılınca bunu kaldırıyorlar. Ama o kaldırdıktan bir hafta 10 gün kadar sonra o da ruhun ufkuna yürüyor. Ve yani vefat etmeden önce yine hastanede kendisiyle telefonda canlı bağlantı olsa da şöyle bir tebessüm etmiştik karşılıklı olarak. Allah rahmet eylesin onlara da Allah ve yani rahmet eylesin bu vesileyle onlara da rahmet tanıyorum. bütün o Evet. masumlara. Masum. Şimdi size dönelim, size dönelim tekrar Oktay Hocam. Vaktim dar. Şimdi Almanya'dasınız. Bu arada başlangıçta da dediğiniz o günlerde görüyordum. Şimdi görme yetimi önemli ölçüde kaybettim. Bu süreci anlatın. Ne demek bu? Adı ne bunun? Tedavisi var mı? Ve bununla ilgili bir eğitim alıyor musunuz, okula gidiyor musunuz? Hayatınızı nasıl etkiledi görme yetisini belli bir oranda kaybetmiş olmak? Evet, ben 2006 yılında 33 yaşındayken evlendim. Evlendikten 4 yıl sonra 2010 yılında araba sürerken o peş peşe 3 ay içerisinde 3 defa trafik kazası geçirdim. Bir trafik kazasında sağ ön burnundan, bir trafik kazasında sol ön burnundan. Hep dedim insanlar dikkatsiz dedim, hep gelip önüme çarpıyor dedim. Bir trafik kazasında da zincirleme trafik kazasına karışınca ya dedim koskoca yoldan çıkıp önüme kırdı adam dedim yani. Hiç kendime suç tabii şey yapmıyorum. İnsan fıtrat olarak yani normal yolunda gidiyorum halbuki ben öyle düşünüyorum. Fakat dedim ki ya bu işte bir şey var dedim. Komple gittim check-up yaptırdım hiçbir şey bulunmadı. Türkiye'deydiniz o an. Türkiye'deydim. Tabii Türkiye'de 2010 yılında oluyor bu hadise. Ondan sonra ya dedim bu sefer gözlere baktırdım bir şey bulamadı. Tam 3 defa doktora gittim. 3. doktor da bu sefer derinlemesine bakmak istediler. Baktıklarında dediler sende retinatoz pigmentosa denilen halk arasında gece körlüğü, tavuk karası olarak bilinen bir rahatsızlık başladığını gördüm o sırada, öğrendim. Yani gözlerde artık gece reseptörlerinde problemler başlamıştı. Ya 2010'dan 2014'e kadar yavaş yavaş gözlerim yetisini kaybetmeye başladı. 2014'e geldiğimde %97 civarına ulaşmıştı. O günden beri 2014'ten bugüne kadar da %97 civarında teknik olarak görmüyorum. Ha ben kendim %90 görüyor gibi hissetsem de teknik olarak makinede baktığımda %97 görmüyorum. Baktığım merkezi görmüyorum. Yani şu an karşıya bakıyorum, size bakıyorum ama maalesef sizi göremiyorum. Kusura bakmayın. Sizi görmek Estağfurullah. için Bizim sizi şu görmemiz tarafa daha önemli. görmek için ya şu tarafa bakmam lazım. Ya şu tarafa bakmam lazım ki şöyle yani çevreyi görüyorum. Merkezi görmüyorum.
Dolayısıyla modern tıpta tedavisi henüz yok. Deneme safhaları var. Türkiye'de birkaç defa doktora gittim. Fakat tedavisi olduğunu maalesef göremedim. 2013 yılında bir deneme vardı, hücre, kök hücre nakli, ama işte o doktora da gidelim diye düşünürken sürecin 17-25'te başlayan sürecin bizleri yıpratması ve darbe tiyatrosu ile beraber de yurt dışına çıkma nedeniyle Türkiye'de o doktora da gitme şansımız olmadı. Yurt dışında da tedavisinin henüz yani bulamadık. Bundan dolayı hani halk arasında alternatif tıp olarak bilinen çeşitli tedavi yöntemleriyle hiç yoktan ilerlemesini durdurabilir miyiz diye destek çalışmaları yapıyorum. Şimdi Türkiye'deki şirketlerinize el konuldu. Banka hesaplarına el konuldu. Yurt dışına çıktınız ailecek. Görme yetinizi kaybettiniz. Almanya sosyal bir devlet. Zannediyorum geçinebileceğiniz kadar para veriyordur. Öyle duyuyoruz yani buradan. Artık sizin toplumdan el etek çekip bir kenara çekilmeniz gerekir. Ya zaten artık görmek de yok, iş yok, para yok, pul yok. Biraz dinlenelim demeniz gerekirken siz daha başınıza ne dertler açıyorsunuz? Oktay Hocam ne diye uğraşıyorsunuz? Yok vakıf açacağım, yok platform kuracağım, yok dernek kuracağım. Yani evet, yani darbe tiyatrosundan yaklaşık 15 gün sonra 30 Temmuz 2016'da Türkiye'den hızlı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Sürekli yurt dışına gidip geldiğimden dolayı vizem vardı. O sürede aileme de vize almakta zorlanmadım. Ve eşim ve çocuklarıma da vize alarak Almanya'ya gelmek nasip oldu. Ancak o gün hızlı çıkmamızda en büyük tesir eden olay evimiz emniyete yakındı. Yani 100 metre yok. Yani 4. bina emniyet binasıydı. Akşam işte o 8-9 sularında evin emniyetin orası evimizin önünü kaplayacak şekilde insan kalabalığı doldu. Ve emniyet müdürü otobüsün yani partinin otobüsünün üstüne çıktı. Dedi ki işte şunlar darbe yaptı. Haydi millet tankların önüne onları durduralım şeklinde insanları, sivil insanları yani tankların önüne doğru emniyet müdürü tedbirini alması gerekirken orada insanları sokağa sürmesi gördüm ki artık ve insanların orada ağza alınmayacak gariz küfürler etmesi ve o tarafta tanınıyor, biliniyoruz yani. Hemen baktık, sabaha kadar evde zor kaldık. Hemen ertesi gün başka bir yere 15 günlüğüne gözden ırak olalım düşüncesiyle hemen başka bir yere geçtik. Yani gayri beş şeklinde değil yani, ama başka bir yere geçtik. Hiç yoktan hani bulunduğumuz yerden uzak olalım. Can güvenliği açısından sıkıntı olmasın diye. Hemen vize başvurusunda bulundum eşim ve çocuklar için. Vizeyi alır almaz havaalanından çıktık. Tabii havaalanındaki o atmosfer çok farklı. Yani eşim geçti, çocuklar geçti, sıra bana geldi. Pasaporta bakıyor. Bu 6. pasaportumdu benim. Pasaporta bakıyor. Bana bakıyor, pasaporta bakıyor, telefona sarılıyor. O dakikaları unutamam. En sonunda mührü basınca çıktım. Uçağa bindikten sonra eşim orada özellikle çok tedirgin oldu. Oktay dedi. Şu akrabamın dedi, beni dedi, ihbar etmesinden çok korkuyordum dedi. Uçağın tekerleri yerden kesilince bu korku ve endişesini söyledi. Ama 15 gün boyunca inanın eşimi sakinleştirici durduruyorduk. Bu şekilde titreyerek duruyordu. Gelip bizi alacaklar korkusu. O şeydi. Almanya'ya geldikten sonra, geldikten 5 gün sonra Gökhan Hocam'ın rahmetli olduğunu duyunca, ya ben bu mağduriyetleri duyurmak için bir şeyler yapmam gerekir. Gökhan Hocam'ı ve diğer dava arkadaşlarımı sesini duyurmam lazım. Ben kendimi kurtardım ama geride kalan bir sürü arkadaşımıza bunların sesi soluğu olmamız lazım diyerek inisiyatif alarak çeşitli çalışmalarda bulunduk. Alman, Fransız ortak yapımı
televizyon, dergi, gazetelere çıktık, röportajlar verdik, olayları anlattık. Ondan sonra dedik daha neler yapabiliriz? Almanya'da bulunan yerel arkadaşlarımızla birlikte oturup bir çalışma yapıp işte bir fotoğraf sergisi yapalım diye 2017'nin 15 Eylül ile 15 Kasım arasında 2 ay süreli bir sergi yaptık mesela bu mağduriyetleri duyurma açısından. Daha sonra çeşitli eyaletlerde ve çeşitli ülkelerde bu sergi devam etmişti mağduriyetlerin duyurulması açısından. Ben yani bugün 47 yaşındaysam yani ömrümün 32 yılı hizmet hareketi içerisinde öğrenci olarak, öğretmen olarak, işte derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli faaliyetlerle geçti. Dolayısıyla bir hizmet insanı olarak hizmetin bugüne kadar hep güzelliklerinden istifade ettim. Yani evet yurt dışına çıktım, Yakutistan'a gittim, zorluklar çektim ama hani her gün makarna patates yemekten uyuz oldum. Hastanede 15 gün diğer arkada 4 arkadaş uyuzluk hastalığından dolayı bağışlayın. Saadettin abi anlatmıştı bunu da hatıralarında. Saadettin abi de anlatmıştı. Evet. O kişilerden birisi de bizdik. 15 gün kadar hastanede uyuz telafisi görmüştük. Vitamin ilaçlarını bize getirmişti. Kendisine minnettarım, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Şimdi böyle yaşadığımız bir zor dönemde yani Gökhan Hocam asıl benim motivasyonumu sağlamıştı. Yani şey olarak ne yapabiliriz? Tabii mesele yurt dışına çıkınca daha büyüktü. Ben artık kendimi kurtarmıştım. Ya Almanya benim bütün sosyal imkanlarımı sağlıyor. Evimi kirasını ödüyor, bana destek veriyor. Şu an körler okuluna gidiyorum. Yatılı eğitim alıyorum. Hafta sonu eve gidiyorum. Hafta içi okuldayım. Yani şöyle söyleyeyim. Yeme, içme, kalma, eğitim masrafları birebir eğitim alıyorum. Her türlü masrafımı karşılıyor. Yani tabiri caizse bugünkü şartlarda tuzu kuru deseler yeridir. Yani şahsi hayatımda bir şey olarak, teknik olarak bir zorluk olmasa da ama ben başımı yastığa koyunca o gün rahat uyumak istiyorum abi. Benim eğer yani son kardeşim kurtulana kadar bu süreç bitene kadar hani uyku uyumak ya da rahat uyumak çok zor abi. Yani ben yıllardır bu hizmeti içerisinde bir insan olarak geri duramazdım. Ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir sorusuna baktığımda hemen dedim ki ya Oktay senin danışmanlık tecrüben var. Bu tecrübeyi görünce yavaş yavaş insanlar Oktay biliyor diye yanıma gelmeye başladılar. Bazen ben arkadaşların yanına gittim. Dolayısıyla yani yılda ortalama 100 bin kilometre yol yaptım bu arada. Arkadaşları ziyaret ederek. Bugüne kadar 10 bine yakın insanla görüştüm yaklaşık olarak. Belki bunun 3 binini de evimde misafir olarak ağırladım. Tabii ağırladım derken hanımı devre dışı bırakamam. Duyarsam. Onun hakkını ödeyemedim. Bence yenge hanımı biz alkışlamalıyız yani. Öncelikle takdir ve hayranlığımızı ifade etmeliyiz. O kadar insana sadece çay yapsa ağır bir yük. Şu kadar yıl içerisinde mutlaka börekler, çörekler, dolmalar falan da yapmıştır. Tam bir misafirperverlik yapmış yani. Allah ebeden razı olsun. Ben hanımdan razıyım. Allah ebeden razı olsun. O da 18 yıl fende öğretmenlik yapmıştı. Çocuklar da hizmet okuluna gidiyordu. Şöyle söyleyeyim abi. Yani 3000'e yakın insanı yani dile kolay evde ağırladı. Allah ebeden razı olsun. Evde ne varsa onu yedik beraber arkadaşlar. Çay içtik bazen, bazen pasta börek yedik, bazen kebap yedik ama gelen ilk arkadaşları sürekli dinliyorduk. İlk başta biz inisiyatif olarak faaliyetlerimize devam ediyorduk. Fakat inisiyatif belli konularda sıkıntı oluşturuyordu. Yani resmi makamlara giderken ya da çeşitli projeler üretirken inisiyatif yeterli kalmıyordu. Bu yetersizliği görünce dedi ki biz bu işi daha kurumsal nasıl yapabiliriz? İşte 2018 yılında kurulan Human Rights Defenders dediğimiz insan hakları savunucusu derneğimizin bizleri üye yapması sayesinde
Biz yaklaşık 7 tane görme engelli arkadaşız şu an itibariyle. Dedik ki nasıl yapabiliriz? Yani inisiyatif mi kuralım, ayrı bir engelliler derneği mi kuralım ya da bir platform olarak bir dernek bünyesini de devam edelim. Hizmetin bu süreçteki özellikle işkenceleri ve mağduriyetleri duyurma noktasında HRD'nin, Human Rights Defender'ın ciddi bir yer alması ve insan haklarını savunma ve ilgili yerlere dilekçe verme noktasında vukufiyeti, hakimiyeti Human Rights Defender'la çalışmaya devam etmemizi daha uygun olacağını engel arkadaşlarla beraber karar verdik. Ve Human Rights Defender bizi bünyesine katarak birlikte bir Hand in Hand Engelliler Platformu adıyla şu an faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 3 Aralık 2020 itibariyle de kuruluş bildirgemizi yayınladık. Şu an özellikle din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal grup ayırt etmeksizin hangi politik düşünceye bağlı olduğuna bakmaksızın her kesimdeki insanlara yardımcı olmak için gayret gösteriyoruz. Burada yani ilk başta Türkiye'den gelen engelliler miydi ilk hedefiniz? Daha sonra artık uluslararası bir şeye taşındı, düşünceye taşındı. Yani bir çekirdek bir ağaca dönüşmek üzere. Şimdi ilk başta dedik ya biz Türkiye'den gelen engelli arkadaşlarımız var. Şimdi bir hapiste yatan engelli arkadaşlarımız var. KHK ile atılmış engelli arkadaşlarımız var. Kurumlarda çalışıp dışarıda olan engelli arkadaşlarımız var. Bir şekilde yurt dışına gelen engelli arkadaşlarımız var. Bunların hayata tutunmaları, rehabilite olmaları, bunların sosyal hak ve imkanlardan yararlanmaları süreçlerine yönelik neler yapabiliriz çalışması noktasında. Hani ilk başta Türkiye'den gelen arkadaşlarımızı düşünürken daha sonra çevremizde baktık farklı milletlerden, farklı renklerden insanların da mağdur olduğunu görünce artık bu talebe de hayır diyemezdik. Dolayısıyla derneğimizin faaliyetleri arasında uluslararası platforma doğru taşımayı çalışıyoruz. Gönlümüzün imkanları yettiği ölçüde. Nasıl destek alıyorsunuz, kimden destek alıyorsunuz ya da nasıl destek bekliyorsunuz bu derneğin çalışmalarına? Öncelikli olarak biz şu an itibariyle görme engelli olsak da yakında diğer işitme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli ve değişik engelli arkadaşların da bünyemize katılmalarını rica ediyoruz. Onlarla görüşmelerimiz hali hazırda devam ediyor. Çeşitli yardımlarımız süreçle alakalı olmakta. Burada başta derneğimizin yönetimindeki yönetime özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü şu an onlar bizim elimiz, ayağımız, kolumuz. Sekreteryamızı onlar yapıyorlar. Şimdi bu noktada ciddi manada yazma, çizme, araştırma noktasında, rapor oluşturma, engellerin, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ciddi manada sekreteriye ihtiyacımız var. Bu noktada dernek bize çok ciddi destek veriyor. Bu noktada minnettarım. Şimdi projeler yapmak istiyoruz. Özellikle hem hapisteki hem dışarıdaki hem iltica işlemleri devam eden ve bir şekilde hayata tutunmak isteyen insanların hayata tutunmalarına yönelik, rehabilite olmalarına yönelik projeler yapmak istiyoruz. Bu projelerde hem engelli arkadaşların hem de engelli yakınlarının bizlere ulaşarak proje noktasında destek vermelerini bekliyoruz. Evet. Özellikle medya noktada sesimiz olmasını, bu engelli mağduriyetlerinin hani duyurulması noktasında katkı sağlamalarını istiyoruz. İnşallah biz de elimizden geleni yapalım Raindrops olarak. Başka medya kuruluşları, sosyal medya hesapları var. Oralarda da duyuralım. Önemli bir girişim. İşte çekirdekten fidana, fidandan ağaca, ağaçtan bir ormana dönüşebilir. Yani babanızın size bundan 30 küsür sene önce al bu anahtarı, evde yaşa, evlen deseydi orada bir tamirci olacaktınız. Üniversite falan belki hikaye olacaktı.
Ama siz orada çok önemli bir karar vermişsiniz. Cenab-ı Hak sizi öyle yönlendirmiş. Hayır, ben Yakutistan'a gitmeye karar verdim dedikten sonra Allah önünüze ne güzel fırsatlar çıkartmış. Ve siz de bunu değerlendirmişsiniz. Ben hiç şikayet duymadım anlattıklarınızdan. Kimseye öfke, kimseye hani böyle kötü söz söylemediniz. Şu bir saatlik yayınımızda. Mütebessim bir yüzünüz var. Devamlı enerjiksiniz ve pozitif enerji yayıyorsunuz günün tabiriyle. Ve ben çok etkilendim Oktay Hocam. Yani size ve çocuklarınız, yani yenge hanım, o kadar insanı misafir etmişsiniz, kimse şikayet etmiyor. Sizi biz, size kutluyoruz yani. Nasıl kutlayacağımızı bilmiyoruz böyle Covid döneminde. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyoruz. Teşekkür ederim. Hatta tatlı bir hatıra olarak size hanımla aramda geçen bir hikaye anlatmak isterim. Eğer vakit hadi varsa. Onunla noktalayalım. Onunla noktalayalım hocam. Şimdi uçağa binmemize, Türkiye'den çıkmamıza ve uçağa binmemize 5 saat kadar bir zaman var yaklaşık. Hanım tabii Türkiye'de 18 yıldır FEM dershanelerinde öğretmenlik yapıyordu. Çanakkale'de, işte İstanbul'da bulunmuştu. Ama ben hanıma dedim ki, hanım dedim, bak dedim, Allah dedim muhacirin duasını yerde koymuyor dedim. Ben buna bizzat şahidim dedim. Bak dedim, bu da senin ilk defa yurt dışı hicretin olacak dedim. Ne olur dedim, gel şöyle güzel bir dua et dedim. İyi dedi, nasıl edeyim Oktay dedi. O sırada kız kardeşim, erkek kardeşim de orada olaya şahitler. İşte gittiğimiz yerde sıkıntı çekmeyelim, bir dediğimiz iki edilmesin. Dupleks bir eve gidelim. Hani gittiğimizde ev sahibine sıkıntı vermeyelim. Ön arkalı bahçede olsun. Nefes alalım. Kapıda Mercedes bekleyen bir şoför abi olsun. Ben biraz muziplik yapıyorum tabii. Hanım diyor ki, Oktay diyor, biz diyor çam derdindeyiz. Senin söylediğine bak diyor. Biz diyor gittiğimizde bir göz önünde tuvalet, banyo, mutfak olsa, bir sıcak çorba içip başımızı sokacak yer olsa neyimize yetmez demez mi? Yahu dedim, Allah'ın hazinesi geniş. Sen diye dedim, niye şey yapıyorsun dedi. Sıkıntı oluşturuyorsun dedi. Duayı amin desene dedi. İşte benim çocuklar da, hanım da, biz dedi senin duana amin demiyor dedi. Biz dedi annemin duasına, yengemin duasına amin diyoruz dedi mi? Evet, siz bilirsiniz. Senin duası kabul oldu. Almanya'ya geldik. Ondan sonra arkadaşlar Allah olsun karşıladılar, misafir ettiler. Hatta ben ya Türkiye'den çıkarken 20'ye yakın ülkedeki arkadaş aradım. Ya gelebilir miyim? Aman buraya gelme dediler. Yani iki de gitmemişiz. Oradaki arkadaşlar Türkiye'ye iade edilmişti daha sonra da. Almanya'daki arkadaş, Allah emeden razı olsun. Hocam dedi, ekmeğin ekmeğin mutfağın mutfağın dedi, atla gel. Biz de atladık geldik. Bizi Almanya'da bir kasabaya tanıdığı bir esnaf arkadaşın evine gönderdi. Abi evden arabayla akşam vaktiydi. Gittik, kapıda ne göreyim? Dubleks bir dubleks bir öyle arka bahçeli kapıda Mercedes. Abi de hakikaten şoförmüş. Belediyede şoför olarak çalışıyor. Allah'ım dedim, ne büyük sorun. Hanım gördün mü kız dedim. Öyle. Oktay dedi. Abi dedim, ben dedim eşyaları indireyim mi dedim. Yok hocam dedi. Akşam yemeğini yedikten sonra dedi. Annemin evine gideceğiz dedi. Orada kalacaksınız dedi. Hayda, yemeği yedik. Abinin annesinin evine gittik, abine görelim. Yenge Hanım duası. Ya Fatmal dairesine girdik mi? Abi kapıyı açarken, abi dedim bir dakika. Önce içeri ben girebilir miyim dedi. Tabii dedim, içeri girdim abi. Şöyle bir sağ sol kol açam ettim. Hanım müjde dedim, doğan kabul oldu dedi. Oh day dedi, nereden bileyim böyle olacağını. Bir göz atar, tuvalet banyo mutlu açıldı. Ama Cenab-ı Hak ikinizin duasını da böyle kabul etmiş. Önce size bir yer göstermiş. Sonra hakkınızda ama, hayırlısı inşallah. Evet, ben onun için dedikte muhacir arkadaşlara zamanlık seyran olur. Hele hizmette dava arkadaşlarınız varsa bütün zorluklara her halükarda katlanılır inşallah. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimizden beri bizi yalnız bırakmayan yerel arkadaşlarımıza, Ensar abilere, ablalara. Yani sabah bir kahvaltı, öğlen bir yemek, akşam bir yemek hazırlıyorlardı ilk geldiğimiz zamanlarda. Ben özellikle dedim ya dedim bu çok fazla. Allah aşkına dedik yani hiç yoktan sadece bir akşam yemeği bir tas çorba olsa yeter dedik. 9 çeşit yemek hazırlıyorlar. Ben bu arkadaşlara özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.
Ne kadar teşekkür etsemezler, hiç bizi yalnız bırakmadılar. Evet. O noktada. Bu arkadaşlar sadece sizi değil, yurt dışındaki diğer kardeşlerini de yalnız bırakmıyorlar. Benim takip ettiğim kadarıyla. Güçleri yettiğince her yere ulaşmaya gayret ediyorlar. Allah ebeden razı olsun. Bu sıkıntılı dönemler geçecek. Geride bu güzel hatıralar kalacak. Ama bu dönemde sizden el etek çekmiş, görüşmek istemeyen hısım akraba, konu komşu varsa bu dönem geçtikten sonra mahcup olacaklar, utanacaklar. O zaman da bir mürüvvet diyeceksiniz ki sen de gel diyeceksiniz. O günün şartları öyleydi belki ama sen de gel, bu kervanda yerini al belki diyeceksiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Oktay Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığın ama duygularını ama olayları enfes bir dil ve üslupla bizimle paylaştın. Allah hayırlı uzun ömürler versin size ve ailenize. Derneğinizde muvaffakiyetler diliyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah uluslararası çapta bir noktaya ulaşır. O zaman da böyle bir görüşme teklifimizi kabul edersiniz. Ve o zaman da uluslararası bir dernek yöneticisi olarak konuşuruz sizinle. Engelli ve rahatların noktasında göstermiş olduğunuz destekten dolayı ayrıca yayına davet edip kendimizi ifade etme noktasında katkı sağladığınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Bereketli eylesin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun Oktay Hocam. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı dostlar, sevgili seyirciler, gün bugün de bugün Oktay Özdemir Hocamızı misafir ettik. Hikayesini hep birlikte dinledik. Ben çok etkilendim, çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Hem tanıdım, hem yakından tanıdım, hem sohbetini dinlediğimden dolayı. Sizlerle de bu değerli dostumu paylaştığım için ayrıca çok mutluyum. Önümüzdeki hafta bir başka programda görüşmeyi ümit ediyorum. Başka bir konuğumla birlikte sizlerle olmayı ümit ediyorum. Önümüzdeki haftaya kadar, bir sonraki programa kadar kalın sağlıcakla efendim.